Nihayet kimya ve elektrik konusunu bitiriyor değil mi hocam? Son. Vallahi konu bitti, ben de bittim. Son. Her tarafım atot, katot, altın kaplayacağım beni ya. Devam. Altın kaplama olursa. Eyvallah. Şurayı bir altın kaplayabilir miyiz hocam? Daha da parlar hocam. Yakında kaplanacak hocam. Sürprizimiz var. Vay. Aldık spoiler'ı. Evet. Suyun elektrolizi diyoruz. Su elektroliz düzeniyle elementlerine ayrıştırılabilir. Yani H2O sıvısını elementleri olan hidrojen gazı ve oksijen gazını ayrıştırabiliyoruz. Yalnız bunun elektroliz deneyinin ayrı bir adı var. Hofmann voltametresi. Size de gelecektir sorular içerisinde, şaşırmayın sakın. Adamsın Hofmann. Aynen, Hofmann'ı da saygıyla alıyoruz buradan. Bu düzenekle gerçekleştiriliyor. Peki ne oluyor? Yani anotunda ne oluyor? Katotunda ne oluyor? Anotta yükseltgen bir meydana gelecek. Burada normalde hidrojen artı 1'dir, oksijen eksi 2'dir. Eksi 2'den 0'a bir yükseltgenme meydana geliyor. Yani anot dediğimiz arkadaşta oksijen gazı ortaya çıkıyor. Katotta ise hidrojen artıdan 0'a indirgenme meydana geliyor. Yani H2 gazı açığa çıkıyor. Bu çok önemli. Kimin nereden açığa çıktığını söylemezler. Anotta oksijen gazı, katotta hidrojen gazı açığa çıkıyor. Peki reaksiyon meydana geldiğinde H2O'dan 1 mol değil de şöyle göstereyim. 0,5 mol oksijen elde edilirken 1 mol hidrojen gazı mı elde ediliyor? Evet. Yani 2'ye 1 oranı mı var aslında? Doğarak diyor ki eğer diyor bundan V hacim elde ediyorsam bundan 2V hacim. Atıyorum 10 litre elde ediyorsam 20 litre. 20 litre elde ediyorsam, evet, 40 litre. Bilmemiz gereken tek şey bunlar. 1. Anotta oksijen gazı, katotta hidrojen gazı elde edilir. 2. Oksijen gazının 2 katı kadar hidrojen gazı elde edilir. Bitti. Evet. Sorular nasıl gelir? Genellikle açığa çıkan gaz hacimleriyle ilgili gelir. Mesela Hofmann voltametresiyle yapılan su elektrolizinde anotta 45 cm3 gaz açığa çıktığı belirleniyor diyor. Evet. Ben biliyorum ki anotta oksijen gazı elde ediliyor. Zaten katotta, birin sonun cevabı da olsun. Anotta hangi gaz açığa çıkar? Oksijen gazı açığa çıkar. Katotta hangi gazdan ne kadar açığa çıkar? Bakıyoruz hemen. H2O sıvısı ayrıştırıldığında hidrojen gazı ve 1/2 oksijen gazı açığa çıkıyor. Bu arkadaş anotta, bu arkadaş da mecburen katotta açığa çıkıyor. Sonrasında bu arkadaştan 45 cm3 açığa çıktıysa, yani yarısı 45 cm3'se H2'den 90 cm3 açığa çıkmak zorunda değil mi? Evet. 2 katı. Çünkü bu arkadaştan 2V ise bu arkadaştan V hacimde 90 cm3 H2 gazı katotta açığa çıkar diyoruz. B'nin cevabı. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok suyun elektrolizinde. Korozyon. Aynen öyle. İşin sonu aslında bildiğiniz paslanma. Bir maddenin dış etkiler sonucu aşınmasına korozyon denir. Bu terim daha çok metaller için kullanılır. Yani bildiğimiz paslanma. Metaller nemli ortamlarda havanın oksijeniyle metal oksitleri oluştururlar. Şimdi formüller hocam. 2 tane demir katısı 3/2 yani 1,5 mol oksijen gazıyla reaksiyona girdiğinde demir çoksit meydana geliyor. Biz de buna pas diyoruz. Aynen. Korozyon ortam şartlarından etkilenir. Ayrıca metalin aktifliği de bu durumda etkilidir. Metal ne kadar aktifse o kadar kısa sürede korozyona uğrar. Mesela altın paslanıyor mu hocam? Altına da var. Oksitleniyor çok az üzeri. Gümüşte de aynı şekilde var. Yani bütün metallerde demir oluyor. Ama demirdeki sanıyorum ki miktar olarak daha fazla. Hı hı. Hep demir aklımıza geliyor ya. Aktifliği çünkü daha fazla demirin ondan. Alınabilecek önlemler paslanma için değil mi? Hı hı. Metallerin boyanması. Çok özür dilerim. Arabayı düşünsünler ya. Evet, arabaya pas yer değil mi? Evet. Minnacık bir yeri bile delinse onu muhakkak boyayın ve de temizleyin derler. Çünkü yürüyor pas. Metalin daha dayanıklı bir metalle kaplanması. Krom kaplamalı. Evet. Korozyona karşı dayanıklı malzeme kullanılması. Hı hı. Katodik koruma yöntemi kullanılması. Bu ne demek hocam? Katodik koruma çok güzel bir şey. Zaten gelmişiz. Aynen, boyama vesaireden ziyade büyük malzemelerde, büyük çaptaki korozyona uğraması istemeyen gemi gibi mesela, hı hı, boru hatları gibi parçalanmasını istemediğimiz durumlarda bu katodik koruma veya kurban elektrot dediğimiz bir şey var. Onları kullanabiliyoruz. Aynen. Katodik koruma yöntemleri bu yöntemde malzemeyi korozyondan korumak için o malzemeden, yani metalden daha aktif bir metal kullanılır. Neden? Daha aktif olan daha çabuk korozyona uğrayacak tabii. Kurban. Korozyona sebep olan oksijen bu şekilde daha aktif olan metale yönelir. Ona git. Onu koruma yapıyor kendine. Sen onu şey yap, ben de uğraşayım. Kalkan, aynen öyle. Evet. Mesela bu arkadaş katot. Hı hı. Bu arkadaş da anot. Anot olan arkadaş kurban olan arkadaş. Evet. Yani siper edecek kendini bize. Elektroliti kullanıyoruz. Korozyondan korunacak olan malzemeyi katoda yerleştiriyor. Evet. Bu adam aktiflik olarak X aktiften Y'den daha aktif. Evet. Diyecek ki oksijene bana gel. bana gel. Oksijen bu, yani bu yükseltgenmeyi daha çok seviyor. Zaten istekli de, niye buna gitsin ki? Evet. Bu korundu o zaman. Olay bu. Aynen. Şimdi kurban elektrot oluyla işi sonlandıralım. Mantık aynı. Nerelerde kullanıyoruz ondan bahsedelim. Korozyondan korunmak istenen metalden yine daha aktif bir metal seçilerek metaller ya birbirine direkt bağlanır ya da iletken telle aynen bağlanıyor. Gemilerde, boru hatlarında, depolama tankları, yakıt tankları var ya, evet, LPG tankları falan. Onlar da kullanılabilir. Katodik korumadaki anot kurban elektrot olarak adlandırılıyor. Aha da şurada bulunan arkadaş. Şu arkadaş aynı zamanda kurban elektrot olarak adlandırılıyor. Malzemeyi de yaparken hocam öyle ilginç bir durum var ki, atıyorum boru hattı. Boru hattı şuradan geçiyor. Sen bunu iletken telle bağlıyorsun. Şuraya da kurban elektrodumu koyuyorsun. Yazık ya. Aynen öyle. Orada bu adam oksijene diyor ki gel. Ben kurbanım kardeşim. Ne zaman kurban elektrot tamamıyla paslanıyor, buna ana elektrot. Ondan sonra bunu alıyorlar, yerine başka bir şey koyuyorlar. Yazık. Düşünsenize, koca gemiyi ben elektrolizle kaplayabilir miyim? Yok. Nereye koyacağım ben, onu da kaplayacağım. Yok böyle bir şey. Boyama da bir yere kadar. Adam kurban elektrodu yerleştiriyor. Süresini de biliyor zaten. O süre gelince çıkartıyor. Yeni bir kurban koyuyor oraya. Olay bu kadar. Kurban elektrotla elektrik bitti. Kurbanım benim.